Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Bugünkü tefekkürümden size biraz paylaşmak istiyorum. Sonra Enfusi dersimize devam edeceğiz şualardan. 70. sayfadan. Fakat bugün gönlüme, kalbime düşen manalardan, yani ders çalışırken kendi dersimin dışında imkan ve adem çalışıyorum. Gönlüme düşeni kenarda, defterin kenarında aldığım notların bir kısmını size okuyacağım. Belki de abdest almış oluruz. Abdest, kaç çeşit abdest var yapalım. Şimdi bedenle abdest almak, bedenle abdest almak nezafeti anlatıyor. Ferdun, kayyumun, hakemun, addun, kuddus. Bedenin abdesti haram işlememektir ve doğru yerde olmaktır. Bedenin abdesti bu. Aklın abdesti ilim ve tefekkürdür. Kalbin abdesti tövbe ve istiğfardır. Ruhun abdesti acz, fakr, noksan kusurunu derüfte etmektir. Bedenden doğan bedendir, İsa aleyhisselam der. Ruhtan doğan ruhtur. Anadan doğan insan doğmaz, beşer doğar. Beşer insan olur, olursa. Beşeriyetten çıkarsa insan olur. İnsan insanlıktan çıkarsa Adem olur. Adem Safiyullah hakikat olur. Esmanın bütünselliği olur. Ademlikten çıkarsa Adem olur. Yok olur. Yok olur. Farklı bir şey söyleyeceğim. Hüve nüktesi var ya, hüve nüktesi zamir de biliyorsunuz. Kul vallahu, Allahu'daki hu bir manası ile başka bir manası benim. Hüviyeti belli olan demek. İmtiyazlaşan demektir. Bir manası hüve, hüviyete, hüviyeti ile imtiyazlaşan. Şimdi bu kadar şeyi, tövbeden bahsettik, abdestten bahsettik, sonra beşer, insan, Adem ve Adem'den bahsettik, ta ki şu andaki söyleyeceğimi anlamak için daha ilerisi. Sen kendi dilinden anlaman lazım. Sen kendi dilini çözmen lazım. Kendi dilini. Sen sana ne diyor? Sen sana ne diyor? Bazen hüzün, bazen elem, bazen hazlar seninle konuşuyor. Bazen hüzün, bazen haz, bazen merhamet, bazen şefkat. Bilinen lisanlar biraz. Şefkat gibi. Ama insan kendi dilini bilmiyor. Kendi dilini bilmiyor insan. Hey sen, kendi dilini öğren. Kendi dilini öğren. Sen
Sen kendi diline, dilini çöz. İnsan beşeriyetten insanlığa açılan yoldur. İnsan nedir? Beşeriyetten açılan yoldur. Anadan doğan beşerdir. İnsan olmak için açılandır. Hiç düşündünüz mü? Bulu çağı ne demektir? Beden ergen olduğu için mi insanlar mesuldur haram helaliyle? Yoksa ruh kemal bulduğu için bedende böyle bir alamet mi gözükmüş? Evet. Sen kendi dilini çöz. Yani hislerinin, fikirlerinin, duygularının, haletlerinin. İdris Nebi hülle biçer, gezer Allah diyor diyor. Daha önce insan çıplak mıydı? Hülle biçer, hal biçer, haletleri giydirir. Akıl çıplaktır, vurgun yer. Aklın elbisesi ilimdir. Vicdan, kalbin elbisesi eylemdir, zikirdir. Ruhun elbisesi ats ve fark, noksan ve kusurunu deruhte etmektir. İdris Nebi hülle biçer, libas biçer, hal biçer, halet biçer. Sen kendi dilini çöz. İnsan beşeriyetle açılan bir yolun sürecidir. Açılan yoldur. Şimdi bilinen aşk, yani toplumda bilinen aşk, aslında aşk değil, tutkudur. Bağlanmaktır. Bağdır. Hakikisi ise kendini aşmaktır. Aşkınlık der felsefede. Şu anda sokakta bilinen aşk tutkudur, Türkçesiyle bağdır. Bağlanmaktır. Köleleşmektir. Aslı aşk kendini aşmaktır. Kendinden sıyrılmaktır. Kendi lisanını çözersen sen seni okursun. Sen seni okumasa bu nice okumaktır. Aklınla kendine bakarsan ilişki ve çelişkilerinle bilirsin kendini. İlişki, çelişki, iman, küfür. Hak, batıl, soğuk, sıcak, beyaz, siyah gibi. Eğer aklınla kendine bakarsan, kendini okumaya çalışırsan, ilişki ve çelişkilerini görürsün, yani zıtları görürsün içeride. Bu sefer zamanla ve mekanla bilirsin. Oysa biz, şuraya da dikkat edin, biz belirli bir zamanla belirli bir mekana belirli sebepleri kullanarak vücuda gelmişiz. Belirli bir mekana belirli bir zamanda belirli vasıtaları kullanarak dünyaya geldik. İşte kaç doğumlusun? Nereye doğdun? Van'da doğmuşsun. Anne baban bu. Belirli bir mekana, belirli bir zamanla, belirli bir vasıtalarla beşer doğmuşuz. Çok garip yani. İnsandan insan doğuyor. Suret bu. Ama meft ise mekansıza la mekan, la zaman, la mekan. Mekansıza, zamansıza, vesilesizliğe
donmak, doğmaktır mevt. Doğmaktır oraya. Mevt doğmaktır. Ana babasız. Evet. İnsanın başlangıcını doğum olarak kabul edersen, senin insanlığın doğumla, anneden doğma ile başlamışsan, ölümünde meftle olacaktır. Oysa biz insan annemizden doğduğumuz zaman insan olarak doğmadık, beşer doğduk. Biz ruhlar alemine insandık. Eğer insan, yani benim başlangıcım doğumumla olmuştur dersen, inanırsan, ölümün de sonun olacaktır. Oysa biz beşer olarak doğmuşuz annemizden. Suret aldatır. Dünyadaki suretler, kabir sureti, toprak, kefen, hep surettir. Ne olur geç. Hastalık surettir. Kadın erkek surettir. Elma armut surettir. Abdest almak surettir. Dedim ya, bedenin sureti, bedenin abdesti, doğru yaşamak ve doğru yerde olmak. Bedenin abdesti bu. Aklın abdesti, akılla abdest almak, ilim ve tefekkürdür. Kalbin abdesti, tövbe ve istiğfardır. Ruhun abdesti, ads, fakr, noksan, kusurunu derüfte etmektir. Mesela, dedi ki kendim, kadim bilgelik nedir yani? 124 bin peygamber gelmiş değil mi? Kadim bilge. Yani şöyle zannediliyor. Mazide kalmış. Kadim ne demek biliyor musunuz? Kadim, bugüne adım atmaktır. Allah Allah. Söyledi bir tanesi bana bugün. Birisi telefonla konuştum. Abi dedi, sesi açıyorum dedi. Aç. Bir şey konuştuktan sonra abi, büyükler der ki diyor, aklın kemali muhataba göre konuşmaktır. Diyor ki bana, şunları muhatapları sen söyledim sana, onlara uygun olmadı yani, biraz uçuk oldu. Ben de dedim ki, şimdi duysunlar, sonra anlarlar. Belki de duyma fırsatları olmadan göçüp giderler. Mürşit kimdir? Seni derde sokandır. Senin derdini kaldıran dünyalıktır. Mürşit seni derde sokandır. Nasıl? Seni sana sorgulattırandır. İlim ne ile başlar? La ilahe ile başlar. Sorgulamakla başlar. Sorgulayacaksın kendini. Kendi dilini çözeceksin. Kendi dilini. Şimdi duy, sonra anlarsın. Senden taşınca fazlalıklara fazilet denilir. Fazlalıklarına fazilet derler. Nedir o? Feragat ve fedakarlık ve muhabbet etmek faziletin kendisidir. Fazlalığına taşmaya denilir ki o da fazilettir. Fazlalıkların feragat, fedakarlık, muhabbet.
bu üçü ayrılmaz. Ondan sonra herhalde bir şey yapacağım ve bitiriyorum. Burası benim için eskiden beri hep tekrar ettiğim, tekrar etmeye devam edeceğim bir şey. Aidiyet hissin olsun. Rahat edersin. Dünya ve ahirette. Aidiyet hissi, kendini nereyle, neyle tanımlıyorsun? Nereye aitsin? Vicdanen ve hissen. Ben mesela kendime sorsam, hissen iki dünya kopsa, asla vicdanım ortadan kalkmadıkça olmayacak aidiyet hissim şu. Ben nur talebesiyim. Buraya aitim. Bu artık fıtrat oldu. 40 geçti ya. Gençlere hasreten söylüyorum. Aidiyetiniz kendini nereyle, neyle ifade ediyorsan, işte gemiye binmiş, sırtında yük var ya, sırtında gemide yük var, ona denilmiş ki yükünü gemiye bırak, üzerine otur. Yok, gemi batar. Aidiyet hissi olmadığındandır veya zayıftır. Son şeylerimi okuyorum. Aidiyet hissi seni canlı tutar. Öyle dostlarını öyle ucuz bulmamışsın. Bir dost edinmek için ya seyahat etmişsin, az da olsa, ya oturup kalkmışsın, ya sohbetlerle, ticaretler vesaire yapmışsın. Eşini, dostunu, akranlarını üçe ayır. Beşeriyeti var, ubudiyeti var ve vazifedarlığı var. Beşeriyetine ver, dostlar kolay bulunmuyor. Çabuk ve ucuza dostlarını terk etme. Aidiyet hissini canlı tut. Kendini nereye ait hissediyorsun, o seni canlı tutar. O seni ne yapar? Eskide şahıs vardı, şahısçılık vardı. Gafsiyet, Ferdiyet, Geylani, Gazali, Nakşibendi, İmam-ı Rabbani. Bu küfürde de öyleydi. Karl Marx'tı, Hegel'di, Tao'dur, Tio, Darwin, ne bileyim, siyasilerdi de öyle. Şahsçılık vardı ama özel kişilikler belirlenmişti. İslam'da da öyleydi. Şimdi artık her şeyde olduğu gibi küreselcilik oldu, global oldu derler. Artık şahsı manevi oldu. He? Efendim biraz ise. Bunun için particilik var acaba. Evet. Particilik. Yani eskide padişahlık vesaire. Şahıs imtiyazı yok eden şeydir. Aidiyet hissidir. Bir insan ne kadar aidiyet hissi canlı olursa o kadar kardeşini tenkit etmez. Ustadımızın pırlanta gibi talebelerinden, en mühimlerinden olan Hulusi abi, sordukları zaman iki kişiden bahsedeceğim size. İki kişiden bahsedeceğim. Veya birkaç kişiden bahsedeyim ustadın şeyin. Niye Risale-i Nur'u anlamıyoruz? Hulusi abiye sorduklarında çok çeşitli cevapları olabiliyor, değil mi? Ben böyle bir kendisine ait notları okudum, bu kadar. İki tane dosyam var. Ona demiş ki, sende muhabbet eksikliği var, ondan demiş. Kardeşini sevmiyorsun demiş. Ne alakası var ya? Kalbini açan, umman yapan bu sevgidir. O kalbe açınca Allah'ın rahmeti de iner demiş. Ahmet Feyzi abiye demişler, niye Risale-i Nur'u anlamıyoruz diye. O da demiş ki, usta Ahmet Feyzi abi, ustadın avukatı. O da demiş ki, haram yiyorsun. Haram. Haram yemeyeceksin kardeşim. Evet. Allah Allah.
Hafız Ali abiye sormuşlar. O da İshar hasretin yoktu ondan demiş. Hala ben varım demişsin. İshar hasreti kardeşini kendine tercih etmek. Nasıl yapacaksın onu? Sen var oldukça o var olmaz. Sen yok olursan o var olur. Ya. Buradaki kardeşlere sorsan hepsi de ayrı bir cevap verecektir. Hüsrev abiye sormuşlar. Ne anlamıyoruz demiş. Gayretullah'ın az demiş. Ya. Bizim kolun yani pir yani meşrebimizin şeyi Zübeyir abi ona sormuşlar. Ne demiştir? Adam laikalara sadakatın az demiş. Rüştü abiye sordu. Benim abim, bana emeği olan 78'den beri, 80'den beri yanındaydım. Dedi ki, sen kitabı başkası için okuyorsun dedi bana. Hasan abi, Hulusi abi de 33. sözün 3. mevkıfından bahsediyor ya o. He. Muhabbet bahsinden bahsediyor. Evet. Ay, o tabii detayın, evet. O da muhabbet bahsediyor. Evet. Bana sormuşlar. Ben de bu bütünleri okudum bildiğim halde şöyle kendimce görüyorum. Kendini kendinle sınırlarsan hür olursun. Başkasıyla kendini sınırlarsan köle olursun. Kendisini kendisiyle sınırlayan insanların farklılıkları kendisine farkındalığı uyandırdığı için her makamdan bakan hiçbir makama mahkum olmadan farkındalığını artırarak kendi enfusi alemine bakamamaktandır diye şimdilik öyle tanımlıyorum ve dersimize hoş geldiniz. Enfusi derse ısınmak olsun diye bir mukaddeme yaptık. Şimdi şu alar 70. Aslında kopuk gibi gözüküyor bu konuştuğum şey, bu mevzuyla tam da kendisi. Sayfa 72. paragrafta okuyoruz, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hazırlar kardeşlerim de. İşte iman ve imandaki şuur ve intisap. Bu mezkür baki manevi vücutlara sahip olunabilir. Metni okuyorum. Sonra elimden geldiği kadar bir açacağım. Şu anda zannettiğim karşımda 3 tane hafız var. Niçin söyledim? Kur'an aynı. Meal aynı. Kur'an aynı. Meal aynı. Lugat aynı. Şahsiyetlere bakın İslam dünyasında. Niçin farklı çıktı? Lugatla değil, mealle değil, tabirlerini kendisi hissedip, kendi üstünü açmak, tabirlerle hareket ettikleri için insanlar farklılık olmuş. Lugatla baksan herkes aynı şeyi düşünür, aynı şeyi söyler. Lugatla değil, bakın Kur'an aynı, meal aynı, lugat aynı, aynı şey olur. Niye farklı imtiyaz olmuş? Geylani olmuş, İmam Gazali olmuş, Bediüzzaman olmuş, Ahmedi Bedevi Hazretleri olmuş. Ahmedi Bedevi Hazretleri kim biliyor musunuz Yusuf? Ahmedi Bedevi peçeyle dolaşırmış.
Mehmet Ali Hafız. Niçin biliyor musun? Ahmedi Bedevi. Çok ilginçtir. Açtığı zaman galiba mübalağasız birkaç kişi ölmüş nurundan. Nuru karşıya zarar vermesin diye siyah peçe takarmış. Ölen olmuş. Nasıl bir şey o? İşte bunlar da nasıl derinleşmişler? Demek ki bizim okuduğumuz gibi lugatla şey yapmamışlar. Şimdi okuyorum biraz lugatını, lugatın dışına şey yapacağım. Biraz önce yarım saat mukaddeme yaptık. İnsandan doğan insandır, ruhtan doğan ruhtur demiş İsa Aleyhisselam. Abdest aldık. Bedenin abdestini aldık. Aklın abdestini aldık. Biraz önce. Sonra kalbin abdesti nedir? Ruhun abdesti nedir dedik. Tamam. Şimdi kullanacağız onu. İşte iman, imandaki şuur ve intisap ile bu meskül, baki, manevi vücutlara sahip olunabilir. Hangisi? Geçtik geçen hafta ve daha önce. İman şöyle yapıyormuş. İman gözüyle gördüm ki bu zerecik vücudum, geçen haftanın bir cümlesi olsun hatırlama. Bu zerecik vücudum, hadsiz vücudun aynesi. Nihayetsiz imbisat ile hadsiz vücutları kazanmaya vesile. Kendinden daha kıymetdar, baki, mutadit vücutları kazanmaya bir kelime-i hikmet hükmünde. Kendinden daha kıymetdar, baki, mutadit vücutları kazanmaya vesile bir kelime-i hikmet hükmünde olduğunu, bulunduğunu. Başka? Mensubiyet cihetiyle, mensubiyet, yani La ilahe illallah Muhammed Resulullah demeyle, mensubiyetiyle bir an yaşaması, o kadar uzun olmaya gerek yok, ebedi bir vücut kadar kıymetdar olduğunu iman söylüyor. Mensubiyet cihetiyle bir an yaşaması, ebedi vücut kadar kıymetdar olduğunu, bakiliğini istemek, ya baki entel baki, bakiliğini istemek yanlış olduğunu, sendeki bakilik, beka özelliği, haleti sana veren zatı tanımak içindi. Onu baki olduğunu sendeki beka özelliğinle bilmen gerekirken kendine döndürdün. Kendi bekanı aradığın için el cezao min cinsil amel sırrınca belamızı çektik. Ölüm korkusu başımızı onu sarmış. Surete de müptela olduk. Kefen böyle toprakla, zahirde gözüken de bu. Bir de kendi bekamızı istedik. Oysa beka özelliğimiz de bakiliğini anlamak içindi. Şimdi iman, geçen haftayı böylelikle bir hulasa ettim. İman gözüyle gördüm ki bu zerrecik vücudum hadsi vücutlara aynı, değil mi? Ha, onu yaptık. Bir de bir cümle vardı. Bilmek hayatın alameti, işitmek dirilik emaresi, görmek hayat ile olur. İrade irade sahiplerinde olur. İhtiyari ve iktidar ziyaretlerde bulunur. Tekellüm ise bilen dirilerin işidir. Ana tema geçen hafta buydu. İşte iman, iki tane şey var. Bir, imandaki şuur ve intisap ile bu meskül baki manevi vücutlara sahip de olunabilir. Yani bir an, mensubiyet cihetiyle bir an yaşaması baki, ebedi vücut kadar ebedi oluyorsun. Kıymetdar, sahip olunabilir. İman olmazsa bütün o vücutlardan mahrum olmakla beraber
zahiri vücudu dahi zahirde onun hakkında Adem'e ve hiçliğe gider gibi zayi olur. Şimdi burada iman bir intisaptı. Yani kısaca bir tanımlı yapayım tabire. Tefekkürü kendi aleminizde yapacaksınız. İman bir intisaptı. İman hem nurdu hem kuvvetti. Risaledekileri söylüyorum. Kuvvet neydi? Amentu billahi nokta istinat. Allah'a imanla olur. İmanın nuru nedir? İman hem nurdur hem kuvvettir. Ve bil yevmil ahir, ahiretin üstünü kaldırıyor. Yani ne demek kaldırıyor? Ahireti ahirette değil, kendi üzerindeki battaniyeleri kaldırarak fethuli fi ibadi vethuli cenneti, kendi alemindeki İmam-ı Rabbani Hazretlerine göre o cennete giriyor. Yani avam der, ahireti ahirete bırakır havaz, kendi üzerindeki perdeleri kaldırarak insan 18 bin alemin cemi cem olduğu için ahireti daha yaşarken yaşar. İşte iman hem nurdur hem kuvvettir. Kuvvet Allah'tan alıyor. Nur, yani önümüzdeki karanlıkları, kabir karanlığını, istikbal karanlıklarını, tanımlayamadığımız elemleri, tasaları, ölüm korkularını imanın nuruyla, yani imanın nuru ahirete imanla üstünü açıyor. Yani oradaki haletlerle burada yaşar. Demek ki iman. İmanda bir de şuur var. İki tane iman tanımlaması geliyor. Bir şuur iman, bir de şu imani şuuru iman, bir imani iç çekiyor. Şu iman bize girerse nurlandırır. Hadiseleri, olayları anlamlandırır. Bize bazı şeyler kazandırır. Mesela yap yapma demeleri olur. Bu iman içimizdedir. Ama şuur imanı olunca imanın içine giriyoruz. Fihi mafi, içimin içine girerek imanın içine giriyorsun. Artık imanın içine girdin mi buradayken burayı yaşamıyorsun. Artık Zat-ı Zülcelal'in taayyum ve teşahhusuyla nasibim varsa olduğu kadar oluyor. Sonra intisap nedir? İmanın intisabı. İntisap, Arapça okudun. Nedir hoca? Şeyh Hafız. Bağlanmak. Nereye? Nesebine. Aslına. İman bir intisaptır. Seni nesebine taşıyor. İman nedir? İntisaptır. Ne demek? Seni nesebine. Nesebin nedir? İman bağdır. Nereye bağlıyor seni? Sahibine. Aslına, Allah'a bağlıyor. Nesebin. Anne babanın kökenin var ya, kütüğün gibi. Nasıl ki şeceresini, nesebini tanımlıyor. İman da bir intisaptır. Aslına, köküne bağlıyor seni. Taşıyor seni. Aslın, kökün orası. Yani İman esmadan gelmemiştir. İmanın sıfattan da gelmemiştir. Şuurnattan da gelmemiştir. Zatının nurudur. Nesebin o. İrade-i cüzyenin sarfından sonra irade-i külliyenin mümin kulunun kalbine koyduğu nurdur. Ama dağın tepesinde genç hafız, küçük hafız diyeyim, Abdülbasit Baki. Bak şimdi basanın lazım da. Şöyle kartopu yap abim. Dağın tepesine getir. Bırak oradan. Katlana insin. Vadiden alıyor. Topraklı olan var. Ağaçlar yaprak bırakmış. Tozlar var. Çiçekler, yani. Oraya ne diyor? Onu katlana alır, değil mi? Ha, işte iman mahiyet-i zatiyeden geldiği için aşağı doğru yuvarla onu. Şuunat-ı zatiyeden aldı. Sıfat-ı zatiyeden aldı. Sıfat-ı subutiyeden aldı. Esmadan aldı. Ve
sana kondu. İşte iman seni intisap, yani nesebine seni bağlıyor, aslına götürüyor. Dolayısıyla artık 60 sene, 70 sene, 500 sene, 700 sene yaşama o surettedir. Surettedir. Mensubiyet cihetiyle bir an yaşaması baki, ebedi vücut kadar kıymetdar yapıyor. Mani vücutlara sahip olursun. İman olmasa her şey ademe yok oluyor. Yani ulema İslam'a göre iman yoksa kayıp asır denmiş, yaşanmadığı kabul ediliyor. Yani böyle bir insanlık gelmemiş. Ahir zaman fitnesine öyle demişler. Kayıp asır demiş Sübeyr. Yani insanlık yaşanmamış kabul ediliyor. Vücutları, zahiri vücutlar dahi olsa böyle gözükse dahi, yani tamamen düşünebiliyor musunuz? Küfür bak ne yapıyor? Nesebinden koparıyor. Seni sana unutturuyor. Bu dünyada maziden ve istikbalden kopuk anda yaşıyorsun ve kabire girdiğin zaman sonsuz helaket, sonsuz kayıp, yani sonsuz cenneti kaybederek sonsuzun, yani cehennem her an bir an bir ana benzemeyen sonsuz bir helaket. Yani şu küfrü tanımlayamıyorsun yani. İstikbal ademidir. Mazi vukuattır. Kopuk yaşıyor. İmansız. İmansız böyle bir şey. Şimdi bunu bir örnek veriyor. Örnekte diyor ki, bir zaman bahar çiçeklerinin çabuk mahvolmalarına çok yazım geliyordu. Bahar çiçekleri var ya böyle. Buraya okuyayım, keseceğim. Çiçekler baharda var oluyordu. Birkaç hafta kalıyor, yok oluyor. Yazıma gidiyor diyor. Yani masrafa bak. Sanatı yüksek, kıymeti yüksek. Usta söylüyor böyle. Sanatı ve kıymeti yüksek, müddeti kısa. Niçindir diyor o zaman? İbret içindir diyor. Sanatı kıymeti yüksek, müddeti kısa ise ibret içindir. Onu seyredenleri beka bulduğu için o suri vücudu gitse de önemli değil. Hatta o nazeninlere acıyordum. Burada beyan edilen hakikat imaniye gösterdi ki o çiçekler alim-i manada çiçeklerdir. Alim-i manada. Çünkü Allah seyrediyor. Esma hükmünü icra ediyor. Ruhaniler, meleği âlâ sakinleri seyrediyor. Ahireti sermedi manzara oluyor. Yaşayanlara, bakanlara Allah'ı tefsir eder bir alimlik makamında yapıyor. Vazife yapıyor. Daha bunu yaptıktan sonra o kadar fazla durmayasına da mühim değil. Arkadaşlar çok garip bir alemdeyiz. Her şey olabilen bir alemdeyiz. Sizin gördüğünüz gibi değil. Mesela Abdülkadir 10 sene önce bu dünyaya verdiğin anlamla şimdi çok farklı. Ama inan ki eğer bu şekilde devam edersen dersen de 10 sene sonra daha farklı vereceksin. Ben mesela bir şey söyleyeyim size, bir şeyi paylaşayım, bir aletimi. Rabbim biliyor, yalana şahit olmaz. Benim son bir senemi, geçmiş 5 seneme, 10 sene diyemem biraz şey olur. Kesinlikle bir senemi değişmem. Mesela size kalman şey için söylemiyorum ama Risale-i Nur terbiye etmiyor diye şüphelendirmesin diye söylüyorum. Böyle hava alemi var ya bu, hep derim, bu üçüncü kez söylüyorum. Bu alem, yani ister istemez fikir değiliz. Mele-i Ala sakinleri olduklar. Boyut farklılığı, televizyon, radyo dalgaları var efendim. Yani sesler, görüntüler aynı yerde ama boyut farklılığından karmaşık olmuyor. Bütün alem, Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar herkesin, her alemin sureti var olduğunu hissediyorum. Yani hepsi bizi seyrediyor gibi geliyor. Yani ölümü de şöyle şey yapıyorum.
Yani azale, zahirde surette şu Azrail aleyhisselam gelecek, ruhumuzu alacak. Bu böyledir. Böyle haber verilmiş, böyledir. Bu zahir manası bu. Bir de hakikat manası var. Bizim bu bedeni burada tutan, bedeni ruhta tutan Azrail'dir. Dimağımızı bizde tutan Cebrail'dir. Cebredici güçlerdir. Hayatımızı tutan İsrafil'dir. Beşeriyetimizi burada tutan Mikail'dir. Vefat anında Azrail gelme değil, Azrail gidecek zaten. Azrail bizde zaten. Yani şu kirazdan, çekirdekten ağaç çıktı diye çekirdeğin içi boşaldı mı? Yaprakta var, çiçekte var. Biz bütün eflakın nuru Muhammediye cihetiyle kainattan önceyiz. Cebrail'den, arştan, kürsten, Mikail, İsrafil, Azrail, cennet, cehennem hepsinden önceyiz. Biz yani nuru Muhammedi'den yaratıldı. Biz de onun temessulatıyız. O cihetle pergeli oraya koyup bakarsan bütün kainattan evvelim. Bütün kainat bizim açılımımızdır. Dolayısıyla senden yapılmış cennette, cehennemde, onun için Muhyiddin Arabi Fususi Kemin'de arş benim, kürs benim, cennet benim, cehennem benim, İbrahim benim, Şit benim, Zülküf benim, hep benim. Pergeli merkeze koymuş. Diyebilmiş yani. Şimdi surette kalırsak ezer bizi. Suret eziyor. Ölüm, ihtiyarlık, hastalık, ihanet. Kazandın, kaybettin. Oldu, olmadı. İşte bu şeyler, enfusi derslerle insan meşgul ola ola su bile karaya vura vura kayayı uyduğu gibi bu dersleri yapa yapa, meşgul ola ola, tefekkür ede ede, düşüne düşüne sende de bir şeyler oluyor. Risale-i Nur 13. şuada ustad diyor ki sakın terbiye etmiyor zannetmeyin diyor. Ben onun hatırın için söylüyorum. Hani izah da edemezsin konuşan ama şu hava sayfası böyle nefes almak için olmadığını, televizyonların yayılması için olmadığını, o nurani ve kutsi alemlerin tayin ve teşahhus ettiği perde olduğunu, buradan oraya, oradan buraya geçişler olduğunu hissedersiniz. Burası hissedersiniz, nasibiniz var. Mutlaka ediyorsunuz da. Fakat böyle bir şey yani. Vefatta öyle mezara, kefene surette olacak. Ama hakikatta üstün açılacak. Ruh hür olacak. Kafesten kuş uçacak. Sıyrılacağız. İsa Aleyhisselam'ın tabiriyle demiş ki ey Allah'ın peygamberi, babam öldü, gömeceğim, müsaade et. İsa Aleyhisselam demiş ki Yusuf, ölüyü ölüler gömsün, sen dirilerle ol demiş. Göndermemiş. Ölüyü ölüler gömsün demiş. Ya bu şey yani falan, İmam Ebu Yusuf İmam Azam dersine babası yıkama vesaire vazifeleri yaptıktan sonra mezarlığa gidiyor gömmeye. Bir de dersi var hocasına. Cemaata demiş ki siz gömün babamı. Siz o vazife yapın, ben derse giriyorum demiş. Anlamaz bizim kafa. Kardeş, surette çıkmak gerekiyor. Nasıl yapacağız? Olanlarla beraber olacağız. Enfusi tefekkür. Enfusi tefekkür. Devamlı. Enfusi tefekkür, her makamdan bakan, hiçbir makama mahkum olmayan, insanların farklılıkları kendisine zenginlik kattığına inanan ve merkezden bakmaya çalışan insandır. Merkez, Allah canibi. Dün akşamki çok güzel bir, son derece çok emniyetli bir ders yaptı. Kardeşimi aynı zamanda tebrik ediyorum. O zaman da tebrik ettik. Burak
Girit diye bir kardeş. Mane ismi, Mane harfi ders yaptı. Bugün de Nur dersinde yayına girdi. Çok güzeldi. Yani güzel ne diyeyim biliyor musunuz? Hani Mane ismi, Mane harfi. Yani elmaya Allah için bakmak. Bu kadar basitti. Ustad 40 senelik ömründe, 30 senelik tahsilinde yani ağaca Allah için bakmak. Bu değil yani. Ya bu da var ama değil. Mane ismiyle bakarken aslında içerisinde Mane harfi var. Hani yaprağa bakarken Mane ismidir. Ama Mane harfi barındıran Mane ismiyle bakıyorsun. Yani bakarken batın için bakıyorsun zahirine. Batına da bakarken zahir için bakıyorsun kısacası. Dünya uygulayayım şimdi. Dünyada ahiret hesabını yaşıyorsun. Bak batın gözüyle zahire bakıyorsun. İkisi de hak. Manayı ismi batıl değil yani. Manayı harfiden kopuk olursa batıl olur. Manayı ismi manayı harfiden kopuk olursa batıl olur. Manayı harfi merkezli manayı ismiyle bakılırsa manayı ismi hizmet eder. Manayı ismi esma cihetiyle bakıyorsun. Manayı harfi olunca ben merkezi, Allah merkezli bakıyorsun. Dün çok güzeldi. Çok güzeldi. Fakat ne bileyim şey olmadı herhalde. Şimdi bir daha okuyorum burayı. Düz okuyayım biraz. Burada beyan edilen hatta o nazininlere acıyordum. Burada beyan edilen hakikat imaniye gösterdi ki falan. Konuştuğumuz iman hakikati gösterdi ki 10 dakikam var. O çiçekler alim imana da çekirdeklerdir. Sabıkan beyan ettiğimiz ruhtan başka bütün o vücutları meyve veren birer ağaç, birer sümbül hükmünde nuru vücut noktasında kazançları bire yüz. Bire yüzdür. Mesela var oldun mu? Bak bir şey söyleyeceğim. Buraya bir dikkat edin. Çok az söylerim derste dikkatinizi çekmek için. Biraz sonra gene şey yapabilirsiniz ama bazı şeylere çok dikkat edin derim. Arkadaşlar en büyük nimet ne biliyor musunuz? Hemen iman diyeceksin. Ondan da önce bakın kör olsan, sağır olsan, felç olsan şu her şeyden önce. Ben varım. Varım var. Varlığının şuurunda olmak'nın ifadesi imandır zaten. Yani var olmak yani nasıl ne demek istiyorum? Yani şöyle düşünün. Bir insanda ortaya çıkacağım ben. Olasılıkları düşünün, ihtimalleri sıfır gibi bir şey. Yani benim olma ihtimali beşer, sıfır gibi bir şey. Yani hücre itibariyle 500 milyon deniliyor. 50 milyondan bir tanesi seçiliyor. O an daha öncesinden sonrasında ortaya çıkan değil de içinde ben olan anda ben vardım. 50 milyon, 500 milyon içinde seçilmişim. Ama bir saat, bir dakika önce, bir dakika sonraki haletle ortaya çıkan o hücrede ben yoktum. O kafilede yoktum. Yani ne demek istediğimi anlıyorsunuz. O kafilede yoktum. Ondan sonra şunu düşünün. Allah var, hiç kimse yok. Ben olarak niye olayım ki? Yani bu süreçleri böyle düşünün. Benim olma ihtimali mümkün değil. Var olmam varlığında, şuurunda olmak, varım ben diyebilmek kadar felçli olsan dahi bundan daha büyük nimet bilmiyorum. Bakın bu var, varlığının kıymetini bilmiyor. Var olduğunu bilmiyor. Müekkelinden bahsetmiyorum. Tamam. Varlığının, hani derim şey, ya Rabbi beni var ettin, yetmiyor. Varlığından haberdar etti. Şimdi bakın bu var mı? Var. Ama benim için var. Kendisi için yok. Var, varım.
Sonra bu varlığımın farkındalığının ifadesi olan imandır. Adam yaşadığının farkında değil ki iman etsin. Öyle demişler. Zaten yaşamamış kabul ediliyor imansız. Yani var olmanın ifadesi. Varım diyebilmek var ya, ben varım. Böyle benim beşer noktasında anne babamdan doğma ihtimalleri bile sıfır ya. O andaki o haletlerin kafilesindeydim. Bir önceki haletle babamın ve annemin, bir sonraki haletle kafilede ben yoktum. Sonra o kafilenin içerisinden en az 50 milyon, 500 milyon şey yapısı itibariyle, onların içerisinde 46 milyon değil mi? 43 olacak da vesaire. Ben seçildim. Diğerleri seçilmedi. Yarışı ben kazandım. Ben yokken bana dedi ki Hasan sen çık. Sen Hasan ol. Olmasaydım ne olurdu? Daha biraz duygusallık olsun. Olmamış olduğunu düşün. Ben yok olsam ne olurdu? Ama ya Rabbi. Düşünmek bile istemiyorum. Son şeyimizi okuyoruz. Birer nuru vücudu. Zahiri vücutları mahvolmaz, saklanır. Yani bu zahir. Hem baki olan hakikat neviyesinin tazelenen suretleridir. Mesela kiraz veriyor ama, çiçek veriyor ama hakikatları var. Hakikat manzumesi nedir? Nihayetsizdir. Esmaya aynı darlığı. Ama o anda o şeyi gösterdi. Sarı yaprak. Kış oldu, döktü. O anda onu gösterdi. Geçen baharda yaprak, çiçek, meyve gibi mevcudatı bu bahardakinin mislidirler. Fark yalnız itibaridir. Şimdi son şeyimi okuyorum. O itibari fark dahi şu. Mesela dün de vardın. Bugün de varsın. İnşallah yarın da olacaksın. Veya dersten önce vardık. An şöyle düşünün. Abdülkadir. Şimdi ampul var ya, devamlı yanıyor zannediyoruz. Oysa saniyede 50 defa yanıp söner. Dırr. Her an andasın. Aslında şeyden bir şu anda devamlı var değilsin yani. Anda yeniden oluyorsun. Her an var oluyorsun. Dırr. Ama ampul o kadar hızlı yanıp sönüyor, yanıp sönüyor ki gözün görme kabiliyetinden daha hızlı olduğu için devam ediyor, baki zannediyor. Oysa baki değil, hep fani. Faniliklerle dolu. Var, yok, ampul. Var, yok, var, yok, var, yok, var, yok. İlimden kudrete, kudreten ilimden. Hep böyleyiz. Şu an derken zaten yoksun. Şunun gibi. Bu ikisinin arasında ne kadar zaman geçti? Bir de yapayım Abdülkadir. Bak bu ikisi arasında. Ne kadar geçmiştir? 2 saniye. 2 saniye, bu ikisi arasında. Abdülmelik ne kadar geçmiştir? İkisi arasında? 1 saniye. 1 saniye. İşte aslında bu ikisi yok ki. Yok, ikisi. Ve bitti. Bu ikisi arası dedim. Nerede ki? Yok ki, yok. O gitti. Peki sen nereye göre söyledin? Kafanda. Suretini bıraktı. Kafana kaydettin. Abdülkadir bunun ikisi arasında böyle bir şey yok. Sende var. O bitti. O yok. Sen, bu böyle mi? Bu ses. Sen de böylesin işte. Sen kendini bitişik zannediyorsun. An seyyale. Bedeni misalilerle varız. Parça parçayız. Hepsi de biz tek tekiz. Hepsi de asıldır. Fotokopi yoktur. Cennette o anlar kullanılacak. Ne kadar an var? Abdülmelik şöyle yapıyor. Cennette o kadar büyük işte. Geldi böyle bir hakikati kaybet. Zahiri vücutları mahvolma saklanır. Hem baki olan hakikat-ı neviyesinin tazelenen suretleridir. Geçen baharda yaprak, çiçek, meyve gibi mevcudatı bu bahardakinin mislidirler. Fark yalnız itibaridir. İtibari.
o itibari fark dahi bu hikmet kelimelerine ve rahmet sözlerine, kudret harflerine ayrı ayrı mutadid manaları verdirmek içindir bildim. Yazıklar yerinde maşallah barakallah dedi. Bir daha tekrar edeyim, kesiyorum. O itibari fark var ya mesela, kış, ilkbahar, sonbahar, itibaridir. Yani hakikat değil. Hakikatin ifadeleridir. İtibari demek, emri itibari, emrin ismi var ya külliyatta. Bunu şey yapayım da sizden de okumanıza faydası olur, karı olur. Emri itibari, emrin ismi ne demektir? Şimdi biz dışarıya baktığımız zaman, elmadır, kirazdır, Ahmet'tir, Mehmet'tir, tamam, bardaktır, kalemdir. İçeriye alıyoruz. Sığırı şey yapsak, yani dışarıdakileri içeriye alamaz. Bu budur. Sığıra böyle yapamaz. Kaç dakika var arasında diyemezsin. Şu nedir diyemezsin. Yani alıcılar yok. İşte bizde dışarıdakileri alma özelliğimize emri nisbi denilir. Nispet edebiliyoruz. Kıyas edebiliyoruz. Aldığımızı, içeriye aldığımızı, örf, anane, gelenek ve kültür ve ilim ve kazanımlarımızla hamurluyoruz. Yeni bir vücut veriyoruz. İşte bu sistemin, bu harmanlama, bu alınanları kullanabilme özelliğimize de emri itibari deniliyor. Burada itibari geçiyor. Yani onu farklılaştırıyoruz. Böylelikle Allah'ın Halik ismine ayna oluyoruz. Halk ediyoruz, yok ediyoruz. Yoku var ediyoruz. Hiçlikten icat eder gibi. Varı da yok ediyoruz. Ama şeyde, vücud harici de değil, dimağda. İşte itibari fark nedir o? İşte bu sesler, çiçekler, elma, armut, dünya, ahiret, hepsi itibaridir. Senin alemine düşen manası o. Mesela dünya. Allah için dünya nedir? Peygamber için dünya nedir? Değil mi? Mesela şöyle diyeyim. Allah sende ne ifade ediyor Abdülkadir? Allah nedir yani? Bu kadar taşıyoruz, iman ediyoruz. Deseler ki Allah hakkında ne dersin? Allah nedir? Peki yani kendimize bunu sorsak belki de birkaç kelime bile yapamayız. Kainatın sahibidir, Kur'an'ın sahibidir. Öyle mi diyeceğiz? Yani herkes kendisine, bu derstekiler de söylesin. Yani mesela bilsin, kendisine sorsun. Allah benim için ne ifade ediyor? O şeye göre Allah ihtiyaç oluyor. Senin tanımladığına göre ihtiyaç oluyor. Şimdi demek ki far itibaridir, dünya ahiret. Soğuk, sıcak, kadın, erkek, işte gitti, geldi, kazandım, kaybettim. Bu itibaridir. Hakikat nedir? Sensin. Hepsinin, aslında meğer bunlar hep seni, kendini inşa etmek içindi. İnsan olmak içindi. Değil miyiz insan? Bir, beşeriz. İnsan olmaya geldik. Beşerlikten çıkacağız, insan olacağız. İnsanlıktan çıkacağız, Adem olacağız. Adem Safiullah, istidatlarımızı hakikatına bağlayacağız, intisap edeceğiz. Sonra Adem'den sonra A'nın takkesi var. Takkesini alacağız. Adem olacağız, yok olacağız. Hep bunlar yok olmak için. Allah Allah. Başta yok olsaydım. Yok ne demek? Ad, fark, noksan kusurunu derifte ederek acizliğin nispetinde Allah aleminde var olur. Fakirliğin nispetinde ahiret taayyun eder. Ayağın olur. Acizliğin kadar Allah aleminde taayyun eder. Ayağın olur. Fakirliğin kadar ahiret ayağın olur. Ortaya çıkar. Aç ve fakir. Ustad niye çok duruyor? Aç ve fakir. Açsimi, fakirliğimi bilmeye çalışıyorum diyor. Burada inşallah kesiyorum. Sonraki hafta inşallah imanın şuuruyla iman rabıtası olacak.
Burada iman intisaptı. Şimdiye kadar imanın intisabını konuştuk. İnşallah bir de nasip olursa imanın rabıtası olacak. İntisap nesepten geliyordu. İman senin nesebini taşıyor. Aslına taşıyor. Demek ki imanın şuuruyla intisap okuduk. İmanın şuuruyla rabıtasını okuyacağız. Rabt edecek. Tamam. Ve ahir davahum enilhamdülillah rabbil alemin. Allah bu hakikatle haklanmayı nasip eylesin. Cenab-ı Hak iki cihanda aziz eylesin. Bu dersin hakikati olan hasbunallah ve ni'mel vekil ayetini de geçen o ne güzel vekildir. O vekil benim vekilimdir. Onun kalbimizi razı eylesin. Vekil demek asıl gibi karar veren, senin hakkında hükmedendir. Allah bizim hakkımızda en iyi karar vereceğini biliyoruz, iman ediyoruz ama buna kalbimizi razı eylesin ve hasbunallah ve ni'mel vekil nimet-i uzmasına mazhar eylesin. Ve ahir davahum enilhamdülillah rabbil alemin. El Fatiha'ta masalavat. Amin. Soru sorması olan var mı? Bakayım nereye yazmışlar? Bakayım benimle alakası bir şey var mı? Amin. Allah hepinize de razı olsun sevgili kardeşlerim. Papam, şimdi bu dersten olmasa nefes alamayız be kardeşim. İşte hep deriz arkadaşlar, benim için yani bana en büyük nimet sizin varlığınızdır. Size göre de ben var olmam size en büyük nimettir. Çünkü Müslüman Müslümanın aynasıdır. Sizin var olmanız benim için niye en büyük nimettir? İman ettiğime iman ederek imanıma kuvvet veriyorsunuz. Bir daha, iman ettiğime iman ederek siz imanıma kuvvet veriyorsunuz. Yalnız değilim hissini veriyorum, kazanıyorum. Bir de dersin başında söylemiştim, aidiyet hissimiz gelişiyor. Evet, çok şükür. Cemaatin ruhu o. Mesela sokakta bir Müslüman aidiyet hissi çok geniş olan İslam'adır, Allah'adır, kavramsal olarak kavrayamaz. Zor oluyor. Onun için kendisini biraz serbest hisseder. Ama bir cemaata kendisini, işte ben şuraya aitim, ben tarikatayım, ben Süleymancılıyım, ben Nurcuyum, ben ilmi kelamcıyım, ben şu. Bu aidiyet hissi insanı canlı tutarak hadisatın taziklerine karşı tahammül gücü veriyor. Yalnız değilim. Çok şükür şey yapıyor. Evet efendim, sorusu olan yoksa kapatıyorum oturumu. İnşallah yarın perşembe hacamat olmayanlar hacamat olsun. Yarın öğlen meslek dersine tekrar başlıyoruz. Bana hatırlatın arkadaşlar. Canlı yayına katılmak isteyen zamanı varsa İstanbul'a göre, Türkiye'ye göre öğle namazından sonra meslek dersini tekrar perşembe, cumartesi ya ben yaparım ya Ömer kardeş. Ben yaparsam canlı yayını olacaktır inşallah. Rabbime emanet olun. Selamun aleyküm. Aleyküm selam abi.